stüdyo uygulamalarında özel objektifler konusuna geçiyoruz. Daha önce geniş açılı objektifler, tele objektifler, normal objektifler, yavaş hızlı objektifler inceledik. Şimdi son bölümde özel objektifleri inceleyerek objektifler sunumumuzu bitiriyoruz. Burada neyi inceleyeceğiz? İşte makro, balık gözü ve tilt shift objektifleri inceleyeceğiz. Burada tilt shift, balık gözü ve makro özel objektifler sınıfına giriyor. Yine burada şemamıza bakarsak 3 ana kola ayrılıyordu objektifler. Sabit odaklı, zoom ve özel objektifler şeklinde. Özel objektiflerde makro, balık gözü ve tilt shift kaydırmalı olarak 3'e ayrılıyor. Şimdi özel objektifler özel bir etki gerektiren durumlarda kullanılan objektiflerdir. Bunlar makro, balık gözü ve tilt shift objektiflerdir. Bir de split field diopter denen bir şey var. Örneğin, ama o tam objektif değil. Neyse bakacağız ona. Örneğin eğik netlemeli tilt shift objektiflerin yani şu ön mekanizmaları hareketlidir ve eğilebilir. Böylece aynı odak alanındaki iki konudan birini net, diğerini bulanık yapabilir. Bir başka özel malzeme de bölünmüş olan dioptristidir, split field diopter. Bu mercek objektifinizin önüne takılır. Yani önüne takılıyor bu şey. Split field diopter. Ve Z ekseni üzerinde değişik uzaklıklardaki iki konunun aynı anda net yapılmasını sağlarken bu iki değişik alanın geçiş sınırında bulanık bir bölge oluşturur. Bu objektifle örneğin ağzı netleyip diğer taraflara flu yapılabilir ya da gerçek objeler çekilip bu objeler oyuncakmış gibi bir etki yaratılabilir. Daha geniş ya da dar görüş alanı sağlamak için bir video kameranın objektifi önüne takılan geniş açı veya tele adaptörleri de özel merceklerdir. Verdikleri görüntülerin netliği düşüktür. Bu zaaf büyük perdeye yansıtıldığında daha da belirginleşir ve grenler, gürültüler, o hani karıncalanmalar falan var ya onlar oluşur. Çok küçük ayrıntıları görüntülemek için bir nesneye çok yaklaşarak çekim yapmayı sağlayan makro objektifler de özel objektiflerdir. Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi balık gözü. Genellikle 8-15 mm'ye kadardır balık gözleri. Görüş açıları 180 dereceye kadar. En geniş açıyı bu sağlar. Yani şu ana kadar geniş açılı bir objektiftir. Ama en genişini balık gözü objektif sağlar. Net alan derinliği oldukça fazladır. Fakat biçim bozulmaları olur. Efekt etkisi yaratır. Kullanım alanı sınırlıdır. Geniş açı ile özel çekimler yapılabilir. Şimdi bir balığın bir gözünü gözünüzün önüne getirin. Aynen şu şekildedir, değil mi? Dışa doğru çıkık ve oval şeklindedir. Şimdi balık bizim gördüğümüzü görmez. Bizim gördüğümüz gibi görmez. Bu objektifler de aynen o şekilde. Yani gördünüz mü? Bakın, normalde nehrin şu kıyısına baktığımızda düz bir hat şeklinde ilerliyor. Ama bize yakın olan, objektife yakın olan kısmını böyle bir oval şeklinde, yani kendi şeklinin tersi şeklinde içe doğru oval şeklinde oluşturmuş. İşte bu objektifle bunu yapabiliyorsunuz. Yani bu her çekimde kullanılır mı? Hayır, özel, adı da üstünde, özel objektif, özel efektler. Örneğin atıyorum tamamen bir rüya sahnesinde ya da fantastik filmlerde ya da ne bileyim bilim kurgu filmlerinde filan rahatlıkla kullanılabilir. Ama her sahnede mi? Yani bilmiyorum, öyle bir kısıt ya da kısıtlama, genelleme yok ama hani bazı sahnelerde kullanılabilir ancak diye düşünüyorum. Böyle bir objektif kullanmadım şimdiye kadar. Durum bu. Yani kendisinin şekli gibi şekiller oluşturur genellikle. Genellikle diyorum. Bir diğer objektifimiz tilt shift objektif. 16-45 milimdir genellikle. 60 derece ile 180 derece arasında bir görüş açısına sahiptir. Perspektifi düzenler. Şimdi bu gerçekten özel bir objektif. Perspektif düzenleyicidir. Yüksek yapılar perspektif bozulmasına uğrar. Binayı perspektif bozulmasına uğramadan
yapılmış haliyle gösterir. Derinlik etkisi yaratır. Netliği belirli bir alana yayar. Belirli bir alanı net ya da flu yapmanızı sağlar. Minyatürize eder. Kullanımı zor ama özel bir lenstir. Sağa sola yukarı aşağı hareket eder. Nerede kullanılır? Mimarlık, portre, manzara, yaratıcılık çekimlerinde kullanılır. Şimdi ilk fotoğrafı inceleyecek olursak, daha doğrusu önce şuna bakalım. Mesela sınavda sorusunu, cevabını yanlış cevapladığım bir soruydu bu. Şu motoru bilememiştim. Neyse, böyle bir motor var üstünde. Şöyle kolları olan. Şu objektifi aşağı, yukarı ya da sağa, sola şeklinde, şunlarla da aşağı, yukarı, şunla sağa, sola şeklinde kırabiliyorsunuz. Dolayısıyla elde ettiğiniz görüntü de ona göre değişiyor. İlk fotoğrafı inceleyecek olursak, hani dedik ya, işte şuralar işte daha flu ama konu daha net şeklinde gösterebiliyor. Asıl önemli olan, şimdi biz bir binaya baktığımızda ne oluyor? Yukarı doğru, ya tren rayına bakmak gibi. Yukarı doğru uzadıkça daralıyordu, değil mi? Perspektif etkisinden, o gözün yanılmasından dolayı daralır şeklinde görüyorduk. Oysa bu tilt shift objektif binayı bir maketmiş gibi, yani o perspektif kırılması olmadan gösteriyor. Şimdi son yıllarda sıklıkla artan işte inşaat şirketlerinin yapılarına, siteler, iş yerleri filan görmüşsünüzdür mutlaka ve işte satış ofisleri olur bu inşaat şirketlerinin. Orada yaptıkları binanın maketlerini yapmışlardır. İşte satış elemanı gelir size, işte elindeki lazer ışıkla işte şu binanın şurası, şurası, işte park alanı şurasıdır filan diye gösterir. Ama binayı aynen bu şekilde görürsünüz, o maketi. Perspektif kırılması olmadan görürsünüz. Tıpkı o etkiyi yaratır bu. Ayrıca hani çekime bağlı olarak mesela bu binayı oyuncakmış gibi de gösterebilirsiniz. Yani bir efekt yaratabilirsiniz o kapsamda. Özel ama kullanımı da bir o kadar zor bir lenstir. Ama hani mimariyle ya da ürün, yani ürün demeyelim de mimari çekimleriyle ilgileniyorsanız olması gereken lenslerden biri. Makro makro çekimler işte 100 milimliktir. Görüş açısı oldukça dardır. Perspektif dardır, neredeyse yoktur. Net alan derinliği kısıtlıdır, neredeyse hiç yoktur. Özeti şu, çekilen konuları birebir ölçülerde sensöre düşürür. Örneğin işte diyelim ki şu damlacık, damlacık demeyelim de şu yaprak, şu yaprak. Diyelim ki 3 santim ise sensöre de 3 santim olarak yansıtır. Nerede kullanılıyor? Çiçek, böcek, vahşi yaşam, göz, yara, kesik vesaire gibi ultra detay gerektiren şeylerde. Örneğin tabii ki buradaki fotoğrafın kalitesi düşük ama işte çiçeğin üstündeki bir damlacık onu gösteriyor. Tabii ki fotoğrafta kötü çıkmış ama hani gözün retinasının içinin içini gösteren çekimler de yapılabiliyor. İşte çiçeğin içindeki minicik, yani normal insan gözüyle bile zor seçebildiğimiz bir detayı, bir damlacığı, bir noktacığı çok net bir şekilde aynı oranda büyüterek çok güzel fotoğraf ya da görüntüler elde edilebiliyor. Sinemada da kullanılan alanlar gördüm. Hani ultra yakın detay planlarda örneğin bir yara, gözün içi, gözün içindeki anlam, gözün içindeki bir yansımayı da bu lensle, bu objektifle, makro ile çok net bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Makroda MFE kısaltması daha çok kullanılıyor. Onu söylemeyi unuttum. Tilt shift'te de bir dakika, yanlış söylemeyeyim. Tilt shift'te de TS-E şeyi kullanılıyor. Kısaltması daha çok kullanılıyor. Evet, bu sunum da burada bitti. Kaynakçılara çok teşekkür ediyorum. Burada da stüdyo uygulamaları ile ilgili diğer sunumlar var. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu sunumu dinlediğiniz, izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.